Şaman, ezoterik öğretiden el alan bir yapı. Ruhlar alemiye inanan bir varlık. Atatürk'te niye bozkurt denildi mesela? Şimdi bir şaman öldüğü zaman onun ruhunun beden aradığı ve yeni bir beden aradığına girdiğinde şaman hastalığının gözüktüğünü var. Biz bunu ne kadar yapabiliyoruz ki şimdi teknoloji olmadan hayatta kalmayı bir sonraki jenerasyon, bir sonraki, bir sonraki ne kadar bilecek? Ama o Dogon kabilesi çok güzel hayatta kalabiliyordu. Sirius gizemi gerçekten çok ilginç. Yani nasıl gördünüz o arkadaki de bu Sirius'u bir çift yıldız olarak tanımladınız. ve ben her zaman şunu iddia derdim Anadolu topraklarında şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu topraklarda öyle tapınaklar ortaya çıkacak ki teoloji alanında korkunç değişiklik olacak. Merhabalar değerli izleyiciler hoş geldiniz Veyselkan YouTube'dan gönül dolusu sevgiler. Yazar Eray Emin Aydemir'le bir söyleşimiz daha var bugün. Çok da keyifli geçeceğine inanıyorum. Çünkü yine sizlerin sevdiği ve araştırmayı sevdiğiniz, izlemeyi sevdiğiniz bir alan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eray Bey. Ee, daha önceki yayınımızda göstermiştim. Yine hatırlatmak isterim. Şöyle ezoterik açıdan Türk şamanizmi araştırması da var, kitabı da var. Ee, sevgili Eray Emin Aydemir'in. Ama bunu da yine yanında hatırlatmak isterim. Ölümsüzle Uyanış ezoterik bir yolculuğu da mutlaka okumalısınız değerli izleyiciler ve okurlar. Şimdi ezoterik açıdan Türk şamanizmi yazınca ben ezoterizmi de konuşmayı sevdiğim için ezoterik tarihi konuşmayı sevdiğim için hatta ezoterik örgütleri ve öğretileri de konuşmayı sevdiğim için e, Eray Bey'le bu alana girmek istedim ve çok güzel başlıklar çıkarttı sağ olsun bunu e, sağlıklı bir şekilde verimli bir şekilde konuşabileceğimiz bir taslak çıkardı ortaya İşte araştırmacı olduğu zaten böyle e, daha net anlaşılıyor e, Eray Bey'in şimdi hem şamanizmi dolayısıyla e, bunun içerdiği bir takım kavramları e, konuşacağız şimdi yine etkileyici olacağına inanıyorum hep bugün şamanizmin işte çok tanrılı mıydı, öyle miydi, böyle miydi? İşte bugün bir takım davranışları reddederken şamanizmden geliyor diye bir kısmını ise şamanizmden veya paganizmden geldiğini bilmeden İslami gelenekmiş gibi uyguluyoruz. Yani bu da hep eleştirdiğimiz bir taraftır. İyi araştırmadan sınıflandırmayın. Yani reddettiğiniz de aslında veya kabul edip uyguladığınız da aslında şamanizmden geliyor. Peki acaba şamanizmi doğru biliyor musunuz? diye bir sorgulama alanımız var ya o yüzden şamanizmi biraz çok perspektifli konuşacağız. Bunu da biraz daha anlaşılır hale getireceğimize inanıyorum. Ee, şimdi öyleyse ne yapalım? Şöyle bir giriş yapalım. Şamanizm dediğimiz bizim bugün anladığımız, konuştuğumuz yorumlamaya çalıştığımız bir şamanizm var. Spiritüel alana da girdi artık bu <laughs> şamanizm. Sizin araştırma sonucunuza göre ve Eray Emin Ay Aydemir nasıl yorumluyor araştırmalarına göre şamanizmi? Bir sorayım. Genel olarak nedir şamanizm? Şimdi şamanizm ilk olarak İbrahim'i dinlerden farklı olarak örneğin karşıtıyla anlatayım. Evet. Şimdi İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik bu dinler dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynıdır bakış açısı. Yani emirler bellidir, yasaklar bellidir. Yapılması istenenler, yapılması istenmeyenler. Şamanizm biraz daha farklı. Coğrafyaya göre Yapı değişir. Temel özelliği hepsinin bir doğa dini olması evet. şamanizm. Yani politeist bir doğa dini. Ama Güney Amerika'daki şamanla... ...Orta Asya'daki şaman arasında bazı farklar vardır. Veya Norse paganizmine inanan bir şaman... ...yani Nordik topraklarda, hı hı. soğuk topraklarda yaşayan... ...bir şaman toplumuyla... ...Sibirya'daki bir şaman toplumu arasında da farklar vardır. Bundan şunu anlıyoruz. Genel olarak İbrahim'i dinler gibi sıkı emir ve yasaklar doğrultusunda gelişmemiş bir yapı. Neyi merkezine alıyor? Doğayı merkezine alıyor. Yani ceza ödül kavramını tam, tam oturmamış. olarak görmüyoruz. Evet, tam, tam oturmamış. Çıkmamış. Yani İbrahim'i dinlerle kıyasladığınızda daha farklı evet. bir yapı görüyorsunuz. Ee, ee, Neyi görüyoruz? Bir doğa dini. Birinci Kur'an'ı şu doğayı merkeze koyuyor ve insanı canlı ve cansız varlıkları yani hayvanı da taşı da birbirinden ayırmıyor. Her şeyin bir ruhu olduğunu inanıyor ve bütün yaşayış bunun üzerine şekilleniyor. Biraz daha açarsak. Bir doğa dini olunca insanın doğaya uyumlanması gerektiğini yani bu bütün dünyadaki şamanizm için konuşuyor. Yani siz eğer doğaya karşı zulmeden bir şekilde davranırsanız bu kaos yaratır ve kaosun tekrar düzene dönmesini çok ağır bedeller edersiniz toplumda. Olarak. Temel kanı doğaya uyum. İşte görüyoruz Orta Asya Türklerinde Nehir kenarında oba kurulur. Hala var o Türkler, dukalar. Şamanlar Normalde normal bir insan ellerini yıkamak için suyu eline nehire sokar. Orada yıkar değil mi? Evet. suyu alıyor toprağın üzerine getiriyor. Orada yıkıyor nehir kirlenmesini. Tamamen evet. bir dua dini. Ee, şamanizmin nerede çıktığı konusu hala tartışılıyor zaten. Burada bilim çevreleri tabii doğal olarak kaya resimlerini yani petroglifleri ele alıyorlar. Hı hı. İşte bununla ilgili en başarılı araştırmacılardan biri Alexi Poblevich Bu yönde çok duyarlı çalışmalar yaptı. Onun araştırmaları bronz çağı. Yani ne bronz çağı? Milattan önce 3300 ile milattan önce 1200 arası. Yani ilk izler. İlk izler yani oradaki kaya resmine baktığımızda bir tapınma ritüel esnası görüyorsanız bunu şamanizme bağlıyorlar ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi dinler tarihi öyle bir konu ki teoloji. Hı hı. İşte Göbekli hı hı. Tepe çıktı bütün bildiğimiz her şey değişti. Ki Orta Asya, Uzak Doğu ve Anadolu'da ben her zaman şunu söylüyorum çıkacak her eser her yapı işte Göbekli Tepe çıktı. Aa, herkes öyle Bir de Karahan Tepe var. Yani. Burası daha farklı bir yer, Daha ürkütücü farklı bir ortam için. mesela orası. Karahan Tepe daha ritüelik bir yer. Hı hı. Yani çıkan her eser bu tarihleri değiştirebilir. Onun için bu burada başladı. İşte bu şu tarihte başladı demek hatalı bir yargı. Ama ana kökenin yani şamanizmin hı. ilk tohumların atıldığı yer Sibirya ve Orta Asya ve Türklerin deneyim Biraz şöyle... Hmm, neyi güçlü görmüşler? Güneşi görmüşler. Bir güç atfetmişler. Yani çünkü niye mücadele edemeyecek? Ee, çok baskın. Şimdi neye göre kavram anlam yüklediklerini anlayabiliyoruz. Hani güneşe neden o anlamı yüklemişler? Neden ağaçlara, neden toprağa, neden suya saygı göstermişler? Şifayı ondan beklemişler. Ee, zarar vermemeleri için hediyeler sunmuşlar. Ama bir senkron tutturmuşlar doğayla. Evet. Baktığınız zaman çoğu zaman çoğunlukla e, işi işte bugün hala geleneksel tıpta da gördüğümüz gibi bugün hala etkili olan e, doğadan istifade etme biçimleri var. Çok şifa iyi. noktasında da, şifa verme noktasında da. İyi keşfetmişler. iyi hemhal olmuşlar. iyi senkron tutturmuşlar doğayla. Çok doğru bir tespitte bulunur. Şimdi biz denizcilik kültürüne aşina olan izleyiciler bilirler Hı, biz şeyi söyleriz. Rüzgarla mücadele etme. Evet. Yani de. rüzgarı yenemezsin. Rüzgara uyum sağla ki tekneyi yelkenliğinden naz ve yerlesin. Yani rüzgarı yenecek bir gücün yok senin. Oradaki toplumlar da özellikle doğayla çok iç içe oldukları için tabii bizim gibi beton ormanlarında yaşamıyorlar yani doğanın kalbinde yaşıyor. Işık kirliliği yok gökyüzüne ha, net gökyüzü yok. Denizcilerin o kılavuzluk eden mesela işte kutup yıldızı onları filan şamanizmler geldiği söylenir doğru mu bilmiyorum. Yani deniz, Okumada gökyüzünü okuma yeryüzünü okuma. Viking neyini? toplumları Viking paganları hmm. o çok iyilerdir. Yani Viking toplumları onlar daha denizci bulursa Orta Asya'da Türkler o kadar denizci değil olana o Viking toplumları o konuda çok başarılı. İşte güneş taşı kullanır mesela karanlık havada bir taşla güneş ışını yansıtır. O şekilde yoğun bulur güneş pusulasıyla. Evet. O daha çok o norslara uygun bir tanımlama. Orta Orta Asya'dakiler için Karıncaların yuva yapmasına göre yön belirlemek bir gibi bir kozmoloji geliştirmişler. Yani onu isterseniz konuşuruz. İşte Kazmine'de diye bir Arap bilgini var mesela. Diyor ki Türkler Mars'ın çocuklarıdır. Evet. Yani onu Buray Bilgin'i çok güzel işledi. Buraya Buray, tamam tamam. Da, Selam olsun. Sağ olsun. Bir de yeni yapacağız kitabımın inşallah. Kitabımın da arka kapağını yazdı. Evet. Çok onur verdi bana. Sağ olsun hocam. Yani Türkler Mars'ın sonundan gelir. Hakikaten bakıyorsunuz Atilla'nın Mars'tan gelen bir kılıcı olduğunu inanıyor. Hor Hı -hı. Yani mitolojiler de bu eksende gelişiyor. İşte Aydede sembolizması. Çocuk gelip hepimiz Aydede derler. Yani çoğu bilgeliği anlatır Aydede. Evet. Türk şamanizmi. Çünkü gece sana gece sana yol gösterir. Kutup yıldızı. Müthiş bir kozmoloji anlayışı geliştirmiştir. Sadece Türkler değil, bütün şaman toplumlar dolayı. Şimdi şamanların doğayla hasır, haşır neşir olması ve ilaçlarını da bunlardan yapması şifacılık şaman üzerinde görürüz Şaman aynı zamanda bir şifacıdır, iyileştirendir. Bu evet, şaman karşımda kam çıkan, da deniyor kam, değil mi? Kam, tam Hı -hı. Türkçesi kam. Ve şeydir, cinsiyeti yoktur şamanın. Yani kadın da şaman olabilir, erkek de şaman olabilir. Hatta aileden gelen şamanlık varsa Kadın şamanların daha güçlü olduğuna dair Nur bir bilgi. var. Hoca'm ocaklık bilgisidir ona geçiş. Tabii. tabii, tabii. El, el verme. Evet, el verme. El verme denir. Hmm. Yani Nuray Hoca tabii bu konuda ülkemizdeki sayılı, bence dünyadaki sayılı uzmanlardan biri. Gerçekten Anadolu mitolojisi, Türk mitolojisi üzerine müthiş, müthiş bir bilgi kaynağı. Müthiş. Hocamı daha çok görmek istiyoruz. Zaten acaba adetlerini hani Türk şamanizmi yazın. Yok dedim. O dedim Nuray Hoca'nın işi. Ben ezoterik açıdan hmm. yani Hoca'nın çok değerli çalışmaları var o ezoterik açıdan incelemesi farklı bir konu. Şimdi... Tabii hala ben, biz merakla bekliyoruz. Ezoterizmi nasıl birleşecek şamanizmle? Gerçekten çok değerli bir çalışma. Beyza şamanizmi anlamak için şaman profili çok iyi anlamak lazım. Hı. Yani temel o. Çünkü orada anlatılanlar bir noktadan sonra sizi bir yerde sıkıştırıyor, bir yerde mi Ama şaman figürü tamamen işin bütün çıplaklığını önünüze seriyor. Şaman, ezoterik öğretiden el alan bir yapı. Yani örneğin nasıl şaman olabilirsiniz? O dönem orta aslan Üç yolu var. Bir tanesi aileden gelen şamanlık. Evet. Biraz önce bahsettiniz. Size el verecek. Hı hı. İkincisi şaman olmayı talep etmeniz gerekiyor. Çünkü çok zor bir şey. Yani ben şaman olacağım diye çıktığınız zaman toplum sizden bazı şeyler öngörmenizi tavsiye ediyor. İşte hastaları iyileştiriyor musun? Hava olaylarını tahmin edebiliyor musun? Savaşlardan bahsedebiliyor musun? Çok zor. Üçüncüsü de ruhlar tarafından şaman seçimi olarak adlandırılan bir yöntem var. O da şaman hastalığı dediğimiz epilepsiye benzer, sarı krizine benzer bir hastalık geçirmeniz gerekiyor. Yani şaman olma aşaması Diyelim ki şaman olmaya hak kazandınız. Şimdi o bölgedeki şaman sizle belli bir şeyle ilgileniyor. Hı hı. Ee, size ezoterik bilgiler aktarıyor. Zaten ezoterizme tanışıklığı buradan başlıyor. Ve bu bilgileri siz dışarı açamıyorsunuz. Bu bilgiler size özel. Yazılı değil, sözle aktarılıyor. Ancak siz bu bölgeyi bilgilere özümseyebilip e, bunu pratiğe döktüğünüz zaman şaman olarak toplumdan değer e, görmeye başlıyorsunuz. Aksi halde size şortara muamelesi yapıyorlar. Şamanizm ezoterizmle bağlantısı ilk temel bağlantısı burada. İkincisi ritüeller. Sembol hayvanlar. Şamanın iyileştirme gücü. Bunlar hep ezoterik yapılarla birbirine aktarılan miraslardan kaynak. Bütün yorumlama sanatı, Ateş ve davul çok belirleyici mesela. Tabii o. davul şaman aynası. Aynen. Yani ateş, davul, şaman aynası. Göğüslerinde yani bir, bir ayna mi? taşırlar. <laughs> Onlar ruhları gördüğünü, gördüklerini, gördüklerini <laughs> e, Şaman aynı zamanda döneminin en entelektüel kişisidir. Yani güzel şarkı söyleyecek. Güzel dans edecek. Çünkü ritüeller dansla alakalı. Şifacılık yeteneği olacak. Doğal öğrenini bilecek. Savaşları bilecek. Toplumun işte çekeceği sıkıntıları bilecek. Bunları giderecek. E, Evlilik törenlerini gerçekleştirecek, ev kurma törenlerini gerçekleştirecek. Onları da şaman yönetiyor. Tabii süper, bir süper varlık gibi düşünün onu. O bölgenin en yetkili süper varlığı yani insan üstü bir varlık aslında. Çünkü ya bunu yaparken de toplumla beraber yaşamıyor yani kırsalda yaşıyor. Toplumdan kopuk Hı. çünkü doğayla baş başa. Ve aldığı bütün bilgi yani bir önceki şamanın aldığı bir önceki şamandan aldığı bütün bilgiler ezoterik bilgiler. Yani Dünya yorumlaması, olayları yorumlaması. İşte e, ruflarla teması. Bunlar hep ezoterik bilgi olarak veriliyor çünkü kapalı içerek. Siz bunu dışarıdaki bir insana açmıyor. Zaten açsa da nasıl açar onu da bilemiyorum. Yani ancak eylemleriyle bunu gösterebilir. E, ve hala günümüzde de var şu an şamanlar. İşte e, bazıları şu an Türkiye'de de görüyorum. işte şaman olduğunu iddia ediyor. Evet, ona çok dikkat. Ya yani her davul çalan şaman değil. Yani maalesef. Davul çalmak başka bir şey, şaman olmak başka bir şey. Turistik gösteri gibi hani o mevlevilerin şeyinde e, sema gösterisinde turistik şeyde kullanıldığı için maalesef bu da öyle bir şey hale gelebiliyor çok dikkat. Yani işte, adamı çalışmanın değildir. Işte Otağının o... O notası denilen mesela Mehmet Saka selam olsun. Mehmet Hoca tanıştırmıştım geçen erişinizde. Evet, evet, evet. ee, mesela o o tonlarla çalışmanın işte o tanrı notası denilen şey frekanslar. mesela müthiş bir şey onu çalıyor ama onun bir sebebi var. Çağırıyor, gönderiyor, haber alıyor. Şifa istiyor gibi bir dil o değil mi aynı evet, zamanda? Evet, Diye evet. öte alemle evet. doğayla. Yani o frekansı tutturmak o çünkü toplumu hipnotize ediyor aynı Tabii. zamanda. Yani o özellikle şifa anında, yani şifa verme anında davulu hiç yerinden ama Zaten davulsuz şaman olmaz. Nuray Bilgin'in çok güzel bir şey vardı. Şaman kuşanır giyinmez. Onun o kozmik bir savaşçıdır. O, evet. Yani taktığı ayna, işte hayvan kanatları. Hangi hayvanlar mesela? Kartal, Örimli. kurt ayı, geyik, zaman zaman karga bunları kullanıyorlar. Şimdi şöyle anlatayım. Şamanizmde üç boyut vardır aslında. Bir yaşadığımız dünya. iki göksel katlar, üç yer altı katları. Bu üç dünya birbiriyle temas halinde Yani birinin ruhu öldüğü zaman yerin altına gidebilir veya ölmeden de bir ruh yerin altına düşebilir. Şaman oradaki toplumsal hayatı düzenleyen kişidir. Bir şifacıdır her şey. İkincisi dualisttir. Yani kötüyle iyi birbirinden ayırmaz o. Ezoterizme bir bağlantısı da bulunur. Yani şamanizme göre iyi olmalı ki kötü de olsun, kötü olmalı ki iyi de olsun. Denge. Denge prensibi. Dünyanın dengesini çok iyi kurar. Her şeyden önce şaman ruhlar alemi inanan bir varlık. Yani göksel ve yersel, yerler, yersel katlar var. O katlıla gezebiliyor, gezebiliyor. Kutup yıldızına kadar ama. Kutup yıldızı Tanrı'nın kapısıdır şamanizmde. Oradan öteye geçemez. Kutup yıldızına nasıl gidebilir bu şaman? Çama, çam ağacının üstündeki yıldız. Tabii çok mi? ilginç bu anlatılar. Mesela e, oba veya e, çadır kurulduğu zaman işte Türk otağı e, orada bir çadırın ortasında bir direk görürsünüz. O. Kutup evet. direğidir o. Şaman oraya evet. sembolik olarak çıkar iner. Kutup yıldızına kadar gidebilir. E, yerin altına giren bilenler de vardır inanca göre. Kutup yıldızı Tanrı'nın kapısıdır. Peki kutup yıldızına nasıl gider şaman? Bir kartala dönüşerek bir kartal yani kartal ruhuna evet, girer mesela. ve trans anında bir kartal gibi dans etmeye başlar. Yani kartal hareketlerini taklit ettiğini görürsünüz izlerseniz. Yani hayvanlar bu yüzden önemlidir. Mesela ayı sembolü şifacılıkla alakalıdır. İşte şifacılıkta maharetleşmiş yani kazanmış bir şaman genellikle ayı pençesi taşıyor yanında. Ve onunla e, hastayı tedavi etmeye çalışır. Tabii bunlar tabii bir sürü şey. Tabii bir sürü aksesuar var. İşte şaman aynası var. Şaman hanesi çok önemlidir özellikle. Davulu var, yani tokmağı var, şaman başlığı var. Yani o kadar özel var ki sembolik bir varlıktır aslında baktığınız zaman. Bu inisiyasyonunu e, herhalde konuşuruz bir ara <laughs> İşte Ezoterizm kısmına evet. gelirsek orası sıkıntılı. Şimdi e, ne oluyor inisiyasyonda? Gerçek bir şaman inisiyasyonunu soruyorum. Diyelim An şaman olmak isteyen biri var, ailesinden biri ona el verdi <laughs> ve onu şaman yapacak. Kadın ve erkek olması önemli. Evet cinsiyeti yok demişler. Cinsiyet yok. Cinsiyeti yani, önemi değil anlamında mı? Yani? yani yoksa... Evet cinsiyeti yani kadın ve erkek olmasının bir önemi yok. Önemi yok. Önemli olan yetenekleri. Hı -hı. Şimdi üç aşama var. Birincisi toplumdan uzaklaştırma. Toplum hayatı dediğimiz zaman... Tabii toplum hayatında hepimiz insanlarla ilişkiler hı, hı. Ekonomik kaygılar, beslenme kaygıları, sosyal kaygılar bunlar çok normal. Şaman için böyle bir kaygı olamaz. O toplumdan uzaklaşır ve doğayla baş başa kalır. Uzun bir süre. Bazen ailede bulur bu Doğada tek başına yaşar. Bu aşamayı tamamladıktan sonra tabi bu hep bir şamanın göz, gözetiminde oluyor. Başka bir şaman onu gözetliyor. Parçalanma ritüeli, ritüeli dediğimiz e, yani zor bir deneyim yaşar. Bunu anlatayım. E, bir su veriyorlar veya bazı Güney Amerika'daki şamanlarda bazı halüsinajan maddeler veriyorlar bu ritüel için. E, bilincini kaybediyor. Bilincini kaybettikten sonra bir kartalın kendi etlerini yediğini görüyor. Bazen iki kez kartal ekleniyor ve kartal alfersiniz kusarak hı hı. onu iyileştiriyor ve tekrar bir bedene dönüyor. Şimdi böyle bir deneyimi yaşadığınız zaman gerçekten akıl sağlığınızı evet. korumanız çok zor çünkü acı da bir deneyim olduğu söyleniyor. Yani onu mutlaka aynı şekilde mi yani aşağı yani, yukarı öyle. aynı aşağı hissediyorlar? yeniden yani diriliyor bir evet. anlamda ve bu acılı bir Ölmeden önce şey. ölüyor. Ha, evet, yani bizim yani. İslam tasavvuluna evet. ölmeden önce ölmek kaşamasını yaşıyor. E, kartal tarafından yenildikten sonra etleri, e, derileri Kemiklerinden sıyrılıyor. Yani kendi iskeletimize bakmayı düşünün ve siz bunu e, e, görüyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Hı hı. Bu ikinci aşama. Bunu da geçtikten sonra e, e, bilgiler verilmeye başlanıyor size. Kozmoloji bilgileri, teoloji bilgileri, şamanizmle alakalı, hı hı. yorumlama bilgileri. Bunları geçtikten sonra da e, sizin şaman kıyafetiniz ve davulunuz gerekli. Bunları gerçekleştiren rüçaller var. Hatta e, ilginç. Ee, şamanın davul kuşanması da e, ilginçtir. Şaman davulu yapan kişiden bir kız istemek töreni gibi davulu ister. Davulu yapan kişi ancak rızası olursa o davulu alabilir. Oh. Evet başlıksız ve davulsuz genellikle şaman olmaz. Yani onu kullanmak zorundadır şaman. Bir silah teren. aynı zamanda davul aynı zamanda bir kalkan görevi de görür. Davulun üzerine baktığınızda ay yıldız bizim bize çok tanıdık gelen semboller zaten. Zaten oradan geliyor. Evet. Ay yıldız ...hayvanlar, kuşlar, ağaçlar... ...bir doğanın bir tasavvufunu görürsünüz... ...ve üç boyutlu bir evren anlayışı vardır... ...gök katları, merkez, yer katları... ...yer altı katları... Davul ne derisinden oluyor bunu bir... Yani davul genellikle derisinde geyik derisinden derisi. ...yani geyik derisinde kullanılıyor... ...farklı davul tipleri de var... Ee, ...ama orada önemli olan... E, ...şamanın bir ruhsal... ...spiritüel savaşçı da olması... Mesela erliğin yani e, erlik... ...nasıl ifade edeyim... ...erlik, tanrı erlik, erlik han baktığınız zaman aslında İbrahim'in teorisinde şeytana denk gelen evet, bir kötücül. varlık gibi hı hı. Kötücül. onun izni olmadan aşağı indiğiniz zaman yani aşağı katlar onun yönetimindedir. E oraya indiğiniz zaman davul sizin bir koruma aracı aynı zamanda bir kalkanınızdır. Hı hı. Bu yüzden şaman kuşanır giyinmez zaten bir asker yılı kuşanır. şamanizm aynı zamanda bir sınıftır yani farklıdır toplumdan ve el verme Genellikle en fazla kullanılan yöntemdir. Yani ben şaman oldum deyip ortaya çıkmak çok zordu. Yalnız bu da şaman hastalığı ilginç bir konu. Bu araştırma yaparken biz bunu sağ olsun Dilekalp, ona da buradan sevgilim. O Birleşmiş Milletler'de görev alırken Peru'daki kabilelerle de yaşadı o. Hı hı. Çok benzer örnekler gördü ve orada da bir Peru'da bir inisiyasyon o da yaşadı. Orada şamanın çadırında. Günlerce kaldı o orada. Orada da aynıdır yani çok benziyor bu ritüeller. Bunun Viking tarafında yani Norse mitolojisi tarafındaki ritüelleri de aynı şekilde bir madde etkisiyle uyuşmak, ölmek, o dinle konuşmak, toru görmek, sonra tekrar dünyaya dönmek. Sürekli bir ölmeden önce ölme fikri var ki bir Isis ve Osis inisiyasyonları da bunu görüyoruz. Yani Mısır'da da işte orada özellikle firavun olacak kişi ölüyor, Sirius'e gidiyor çeşitli maddeler altında. Sirius'te kendisinden önceki firavunlarla Isis'le ve Osiris'te görüşüyor. Ayıldığı zaman kral olarak doğuyor. Ölmeden önce ölme kavramı tasavvuftaki burada da karşımıza çıkıyor. Şaman tamamen ezoterik bir yoludur. Her anlamda e, dans etmesinden tutun da e, kozmoloji anlayışına kadar bütün bilgileri ezoterik olarak alır ve bunları kimseye aktarmaz. Sadece yeni şaman aktarır ve öldükten sonra yazılı bir materyal bırakmadığı için bu bu şekilde anlatılı anlatıla gelir. Yani buradaki tabii şöyle bir de dezavantaj var. Türk şamanizmi araştırırken Neye bakıyoruz? Destanlara bakıyoruz. Evet. Destanlar çok önemli işte. Oğuz Kağan Destanı mesela bir Kurt görüldü gömgü Tüylü diye. Orada mesela kurdun sihirli alakalı olduğunu da düşünenler var. Çünkü Türk kozmolojisinde baktığımız zaman Orta, kurt, orta şey Asya'da eee kur. mesela kurt Atatürk'e niye bozkurt denildi mesela? Yani bu kitapta da bunu inceledik. Yani niye bu adama bozkurt dediler? Yani Avrupalılar. Çünkü o kurt figürü Türklerle öze Şunu da şunu da bulduk. Mesela kurt adam korkusunun Evet. Aslında Türklerden kalma. Hani Türkler gelecek doğudan. Bizi evet. yiyecekler, ölecekler. Bir masala dönüşmüş. Dolunayla Ve Dolunay'la özdeşleştirilmiş. Tabii tabii Dolunay'la. Çünkü Türkler Dolunay'da savaşır. Evet. Gece hareketleriniz tamamen göksel olarak ilerlerler. Ve şunu da çok çok şaşırdık araştırırken. Ya bu kadar geniş bir kozmoloji bilgisi beklemiyorduk. Yani burada sağ olsun Serdar Öktem çok yardımcı oldu evet. o alanda. Çünkü onun kozmoloji bilgisi bu konularla alakalı. Ezoterik kozmoloji bilgisi çok gibi. Mesela Mars'ı, Venüs'ü sahiplenmeleri, Sirius'tan haberdar olmaları, kutup yıldızını bu kadar iyi gözlemlemeleri. Çünkü bütün kararları şaman, savaş kararını göğe bakarak alıyor. Yani göğün hareketlerine göre işte bir kurt... Zamanını durumu, belirliyor. Tabii zamanı. belirliyor. Bu. Tamamen bir göksel, göksel arkitepte oluşuyor. Sonradan Osmanlı'da astronomların yaptığı şey aslında bu. Tabii. Baktığınızda daha da eskisi işte şamanlar yapıyor. Bir miras sırasında evet. ki biz yani Anadolu Selçuklu mimarisinde çok görürüz yani kozmoloji örneklerini. Yani Türkler o konuda çok gelişmiş bir medeniyet. İşte anlatıyorlar ya bunlar orta çağda, orta asada yaşayan Hı. barbarlar gibi. Halbuki hiç alakası yok. Hem Moğolistan'da Moğollarda da çok geniş bir kozmoloji bir var. Çin zaten müthiş bu alanda. Türkler de kendini çok iyi geliştirmiş. Yani kozmoloji çok iyi yorumluyorlar ve e, her hayvanı gökteki sembollerle birleştirmişler. Gökteki yıldızlarla birleştirmişler. Çok geniş bir kozmoloji bilgisinden bahsediyoruz. Şamanizm ilgili şunu söylemem lazım. Şimdi e, şamanizm dediğin zaman ruh kavramı çok öne çıkıyor. Ee, Türk şamanizminde birden fazla ruh inancı var. Yani bu genel olarak e, sıradan bir insanda üç ruh olduğunu düşünüyorlar. Bunlar Hı. kalbe Kalpte e, kalbin bölgesinde yer alıyor. Yakut şamanlarında bu altı oluyor. Hakaslarda yedi oluyor. Ee, şamanlarda koruyucu ve yardımcı ruhlarla 46-47 ruh olduğunu yerler şamanda. 46-47 ruha sahip olduğunuzu düşün. Hani böyle bir mantıklı Hı. bir insan olduğunuzu düşünün. Yani Şimdi, hepsi insan ruhumu, yoksa hayır, Daha önceki şamanların ruhu. O zaman e, yeniden dünyaya geliş yani ruhun yeniden dünyaya gelişini kabul ediyorlar. Ya reenkarnasyon, reenkarnasyon sadece şamanlar için geçerli. Ha sadece şamanlar, şamanlar için. Şimdi bir şaman öldüğü zaman onun ruhunun yeni Hakkı bir beden aradığı ve yeni bir beden aradığına girdiğinde şaman hastalığının gözüktüğünü var. Şaman hastalığı epilepsi aslında bildiğimiz saraya benzeyen bir hastalık işte kendini yere bırakıyor, titriyor. Ağzı ve konuşma yetisini yitiriyor belli bir süre Sonra ayılıyor Bu tip zaten görülen çocuklara Bu tip hastalık görülen çocukları Hemen oradaki şamanlar alıp şaman yapmak üzerine çalışmaya başlıyorlar Yani aslında hastalık Bir nevi bir meslek seçimine yol açıyor O dönem Özel kabul ediliyor Özel yani kabul Bunun ediliyor. için evet. hazır bir ruh şaman olmak için evet. Evet. Hazır bir ruh olarak evet. görülüyor artık demek Artık şaman ruhu onun içine girdi Sen evet. artık al bunu eğit e, tabii ama genellikle en güçlü şamanlar aileden gelen el verme dedikleri sistem çok kuvvetli. Yani Ortaça, Orta Asya'da özellikle e, el verme yeteneğiyle işte o e, savaşları bilecek, e, hastalıkları iyileştirecek. Şifacılık, şifacılık otacılık. Şifacılık, evet. otacılık çok yaygın. Doğadan çok besleniyorlar. Yani evet. doğa yaşamını çok iyi gözüyor ve bu da çok normal. İşte dediğim gibi bizim gibi beton ormanında yaşamadığı için çok net. Çünkü doğa gözlemeyi gece kafasını göğe kaldırıyor. Sınırsız bir gök alem var. Biz şehirde evet. ışıktan göremiyoruz ki yukarıda olanları. Böyle yüksek ve ışığın çok olmadığı bir yerde aslında ne kaçırdığımızı ne göremediğimizi başınızı kaldırdığınızı anlıyorsunuz. Müthiş bir e, aydınlık ışık var gökyüzünde ve sürekli hareket var. Hani es eskaza bir yıldız kaydığını gördüğümüzde çok etkileniyoruz. Halbuki o hareketi ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde sürekli görüyorsunuz. Yani gökyüzünde sürekli o o işaretleri takip eden bir topluluk. Yani şöyle doğaya çıktığınız zaman hakikaten gece kamp yaptığınızda bir çadırda evet. ya neler kaçırdığınızı görüyorsunuz o hayvanların sesi. Sesler. Ürkütücü bir ortam gibi düşünebilir ama değil. Gök hareketleri, yer hareketleri, bunların hepsi tabii bina olmadığı için yer hareketleri muhtemelen o kadar sarsıcı ve yakıcı olmuyordu. Hepsinin bir yorumu var. Değil mi? Şimdi bir yıldız işaretin Mars'ın, Venüs'ün sabah sabah yıldızı olarak hmm. yükselmesi. Mesela Venüs e, o kadar ilginç bir teolojik yapı oluşturmuşlar ki e, Venüs'ün dünyadan görülmediği zaman erliğin yanına gittiğini düşünüyorlar. Erlikle özdeşleştirmişler. Ve Venüs çıktığı zaman bu sefer Umay Ana'ya dönüşüyor. Şimdi Venüs'ün teolojik olarak e, diğer dinlerdeki karşılığına bakıyoruz. Lucifer, şeytanla evet. eşleştirilmiş. Işık Bu Nasıl bunu yakaladınız? Nasıl bir bağlantı ortaya koydunuz? Nasıl bir aktarım oldu? Şaman elbisesi giyiminde şamana elbisesi giydirilecek kıyafet. Onun ismi manyak deriz bu arada. Manyak da onun ismi. Bir ritüel gerçekleşiyor. Şamanın sağında dokuz erkek, <laughs> solunda dokuz kadın varken bu ritüeli gerçekleşti. Şimdi dualite ve kadın erkek eşitliği burada gö görülüyor zaten. Yani şaman dokuz erkek, orada erkek, dokuz, kadın. dokuz, kadınla beraber. Yin ve yang. Dokuz dediğiniz zaman üçün katıdır bu arada. Ezoteri felsefede <laughs> üç ve dokuz çok kutsal sayılar. Yin ve yangı oluşturuyor oldu Ki onun Türkçesi <laughs> yararlık ve kararlıktır. <laughs> Yani aslında çoğu sembol şu an dünyada işte Svastika örneğini verebilirim hemen. Svastika'yı görünce aklımıza direkt naziler geliyor. Aslında. Türklerdeki karşılığı Oğuz tamgasıdır. Bir çarkı felektir. Ve Türkler o zaman kozmoloji olarak e, dünyanın bir dönüş hareketi olduğunda fark etmişlerdir. Svastika'nın çark, orijinali aslında, çarktır aslında baktığınız zaman. Ama tabii naziler bunu ters çevirdiği için sembolü kötüye çıkıyor. Daha sonra e, Hintlerde de kullanıyor. Budistler de, de görüyoruz ki... Çoğu araştırmacı diyor ki bu Orta Asya kökenli buradan Budizm'e geçti. Ta bazıları ki bu Budizm kökenli Budist Türkler tarafından getirildi. Çok onu e, semboller işin içine girince tarihsel gerçekler biraz arka planda kalıyor. Beş köşede o pentagram yıldızın da mesela hani Tamamen Türk. Aslında evet. Tamamen Türk. Ya yani o konuda Sem e, çok yine net Nuray söyledim. Hoca bunu da çok güzel. Çok nettir Nuray Hoca. tabi o konuda çok deneyimli. E, semboller, hayvanlar, yaşantı Sosyal yapı, her şey gök üzerine kurulmuş. Yani gök tanrı diyorlar ya şamanlar, gök kök tengeri. O evet. tamamen aslında bir göksel bir din. Tabi politeist yani tek tanrılığı yolunda söylemek lazım. Çünkü işte Umay Ana da aslında bir tanrı. Ülgen de bir tanrı. Erlik de bir tanrı. Burada ilginç olan şamanlar Erne'ye de büyük saygı gösteriyor. Şimdi diğer dinlerde, teoloji yani İbrahim'i dinlerde şeytana karşı bir saygı gösterildiği çok nadirdir. İşte Ezidi toplumlarında görür İbrahim bir dini olmayanlar. Türk şamanizmi mesela erliğe de büyük bir saygı gösteriyorlar. Kurbanlar veriyorlar. Hatta diyor işte bunu rahatsız etme. Hani sana kurban veriyorum beni rahat bırak. Benim hayatıma müdahale etme. Çünkü yeraltı katlarının, yersel katların hem dünya hem de göksel katları karıştığını düşünüyorlar. Mesela kıskançlık, kibir, bu <laughs> duygular geri plana itilmesi gerekiyor. Bunlar şey, olarak, yani. Tabii, besliyor. E şimdi biz hala kullanıyoruz aslında benzerim yani şeytanın en sevdiği günah kibirdir. Evet zaten isyanın hani bu başlangıcı onun e, kibirdir ya hani o yüzden e, kıyamete kadar vakit verilmesinin neden işte secde etmemesinin mesela Adem'e gibi bunun temelinde kibir yatıyor ya ama şamanlarda bunun karşımıza çok, çıkması çok, çok ilginç benzer çok mesela. benzer inanışlar var e, dinimizde hani o da tapınmaktan saygı duyuyor derken hani. Tabii, zarar vermemesi ya, için. Zarar, zarar vermesin yani karışmasın bana. Çünkü erlik korkutucu bir profil. Hı. Yani e, Ama onu işte tanrıların yatıştırmak yapıyorlar ya Güney Amerika yerleri hani onu kurbanlar. ve Aynı kültür aslında. Yani ben seni sana, sana saygı duyuyorum. Benim dünyama gelme veya bir ruh aldığın zaman o ruhu bana geri ver. Çünkü ruh kayması dedikleri bir olay var işte. Üç, evet. Üç Hı. tane ruh olduğunu düşündüğün için bir ruh diğer bir boyuta gittiğinde kalan bedenin hasta olduğunu düşünüyorlar. Bedensel bütünlük çok önemli. Evet. Şamanizmde tabii şu da var. Günümüze müthiş yansımaları var. Şimdi Maya'nın eli yani misafirin arkasından su dökmek, işte kapıda eşiğe basma var. Türkler tabii yaşadıkları toplumlarda eşikte durmamak Eşikte yani. durmamak. Mesela bizim evde hep ayna vardır kapıdan girişte ama kem gözlü biri girir girerse işte dışarı. Bunlar hep şamanizmden kalan gene. Ama şunu söyleyebilirim. Ben de aynı koyarım. Gerçi şimdi başka bir takım öğretilerde onu şey yapıyorlar da. <laughs> onu bilemiyorum hani o. Enerji geldiği gibi dışarı kaçar koymayın diye. Ama hayır, benim şu gece aynayı örtmek yattığın odada da aynayı örtmek. Işte, mesela kötü ruhlar aynada şey olur gibi. Bir bugüne yansıyan bazı şeyler yani var. Mesela Japonlarda da var o. Aynaya bakmamak gece. Hmm. Yani o, onlar da çünkü Shintoist bir Aynanın, yapıdan geldi. Aynanın öteki taraf. Tabii. Çünkü Tam bir halbette, geçit. Hakikaten. Aslında aynı... şamanlar bunu böyle kullanıyormuş çünkü görüyormuş aynayı kullanarak ruhları ama bugün artık nasıl kaldıysa öbür tarafı da metafizik dünyaya geçiş kapısıdır. Hani çok bakmayın gece filan. Evet. Şamanlar bunu çalışmalar için yapıyorlarmış özel aynı çok için değil mi? Çok ilginç bir yere çekeceğim. Alice Harikalar diyarında var değil mi? Evet. Alice filmin veya kitabın sonunda ailesini bir aynanın arkasından izliyor. Alice başka bir hmm. boyutta. O aynayla diğer boyutu görüyor. Yani O kültür oraya nasıl gitti? Evet. Çünkü da Matrix filminde çok iyi hatırlarsanız... ...birinci filmde ayna kırık... E, ...Neo'ya hapı veriyorlar... ...Neo baktıktan sonra aynada kendi suretini görüyor... ...ve bu gerçek mi diyor. Aynadaki görüntü siz misiniz? Aslında baktığımız zaman temel matematik, fizikte... ...aslında ayna bizim geçmiş görüntümüz. Geçmiş görüntümüz. Bir evet. milisaniye bile olsa geçmişi yansıtır. Abi. Ayna evet. sembolizması şamanizminde çok özeldir. Aynaya bakarak ruhları görüyor. Evet. Ve şaman aynası şaman öldüğü zaman bir nehir kenarında bırakılıyor. Onu yeni şamanın bulunacağına inanıyor, bulacağına inanıyorlar. Eğer başka bir şaman bulunmazsa da nehir onu alıp götürüyor. Yani aslında tamamen bir doğa dini. Ama tabii çok sembollerle güçlendirilmiş çok. bir din. Yani ay dede, ay dede hepimiz çocukken işte ay dedeyi hep severdik, anlatılırdı. Hı. Ay aslında o bilgi erkek anı. Nasıl bizim aklımıza bilgi erkek geldiği Hı. zaman böyle beyaz saçlı. Gandalf'taki tip geliyor. Hı hı. Aslında bir oradan geliyor. Hani, Bilgelik sanki aksakal. Yani oradan geliyor işte aksakallar derler. E, güneş mesela Şamanizm'de de Güneş kadınla özdeşleştirilmiştir. Ay Niye değil mi? E, güneş mi? Güneş. Güneş, güneş. kadınla özdeşleşiyor. Niye? Çünkü üretim bunun sayesinde. Hı. Aydınlık getiriyor. Ay dedi, kadın, Güneş. Evet. Cinsel atıflar yapılmış. Ama bu şöyle bir şey. Dualite prensibi çok güçlü işliyor. Yani kadınları toplumdan ayırmıyorlar. Müthiş bir kadın erkek evet. eşitliği var. Kadın şamanların çok daha güçlü olduğunu anlıyorlar. E, çünkü kadınların his yapısı çok daha erkeklerden Hı -hı. gelişmiş olduğu için bu şekilde bir inanç sistemi geliştirmişler. Şamanizm özelinde şu an tabii bir ilgi de var. Onu da söylemek lazım. Var. Evet. Ama bu sadece Türk şamanizmi özelinde. Dünya her yerinde bu ilgi var. Yani işte Güney Amerika yerlerinin inançları şu an inanılmaz derecede inceleniyor. Göbekli Tepe çıktı. Biz orada ne yapıyorlar? Nasıl ritüeller gerçekleşiyor? Hepimiz merak ediyoruz. Evet. Kuzey Avrupa paganizmi öyle. Şamanizm sadece Orta Asya veya Sibirya veya Güney Amerika'ya da özgü değil ki. Yani Japonya'da var, Kore'de de var. Ki Şintoizmi besleyen kaynak da aslında şamanizmdir. Orada da bir farklı bir bakış açısı var. Sonuçta bunlar New Age'den farklı bir şey. yapılar ve binlerce yıllık. Yani o yani... işlemiş. Çok ilginç bir şey var şamanizmde ve benzerlerinde belki söylediğiniz gibi, onu tam bilemiyorum ama kadının e, konumu işte Hakan Katun örneği veriliyor ya mesela Hakan'ın yanında Katun'un söz sahibi olması, ona danışmadan e, söz ver, söz karar ortaya koymaması, mesela kadının toplum içindeki konumunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar itibar ve saygı gördüğünü de. Keşke o bugüne kadar taşınabilseymiş dediğimiz yani, bir anlayış mesela. orta ikinci plana tuklar, arkaya atılmadığı. Hiç ayırmadılar. <laughs> evet, yani mi? o şekilde bir şey olmadı. İşte e, İbni Batuta sanırım o Arap gezgini gezerken ya kadınlar burada çok özgür, devlet işlerine çok aktifler evet. olarak belirtiyor. E, bir de şu var. Şimdi sizin izleyiciniz biliyor, izleyiciniz izleyicileriniz biliyorum. E, dizi tavsiyesine çok meraklılar belgeseli. Evet. Marka Polo diye bir e, yapım var Netflix'te. Orada e, Kubilay Han var. Moğol imparatoru. Moğol hani. orada çok dikkatimi çekmişti. Hakikaten o doğrudur. Oğulları sağ tarafında yer alır. Genellikle bacak hizasında. Katun yani hatun hı hı. tam kalp hizasında sol tarafında yer alır. Bu aslında onun kalp gözüdür aynı zamanda. Biraz önce bahsettiğim şaman ritüelinde dokuz tane kadının şamanın sol tarafında olması onun kalp gözü anlamına gelir. Çok daha değerlidir bu sene. Evet. Yani ve e, o 9, 9, 18 yani onun matematiksel olarak hesapladığınız zaman 3'ün karesi 9 orada bir Davut Yıldız'ı görürsünüz aslında. Yani Davut Yıldız'da sadece belli bir dine ait bir sembol değil. Şemanizmde Davut Yıldız'ı değildir. Evet. Onun adı Davut yıldızı. Tabii değildir, tabii. tabii. O David Star olarak Hı. geçiyor daha sonra. E, Barbaros ayetini de kullanıyor. Evet. Sancağında. Yani o kadar fazla geometrik ve e, kozmolojik detay gördük ki benim şaşırtan konu, nedenini tam olarak bulamadığımız ama bu dünyanın en büyük gizemlerinden biridir. Şimdi Dogon diye bir kabile var Afrika'da biliyorsunuzdur. Sirius A ve Sirius B var. Şimdi Sirius A parlak bir cisim ve görülebilir dünyada. Hı. Ama Sirius B görülmesi çok zor. Yani teleskop da bir şey. Bunu Dogonlar da biliyor. Türkler de evet. biliyor. Güney Amerika'daki şamanlar da biliyor. Yani bunu nasıl gördünüz? Bu bilgisi nasıl verildi? Bunu, nasıl bir iletişimdir? Geçmişle? Yani ne? Geçmişte keşfedilen bilgileri bugün bu koşullarda öyle e, şey de ilkel diyeceğim ama buna şey anlamında söylemiyorum. Yani moderniteyi savunarak hani aşağılama anlamında söylemiyorum ama birçok şeyin dışında yani bugünkü modern hayatın dışında olarak bu kadar kozmik bilgiye evet. sahip nasıl olabildiniz? Evet çok ilginç kozmoloji bilgisi var. Teknoloji yani. bilmiyorsunuz ama kozmoloji biliyorsunuz. O müthiş bir... E, Gök haritasını çizmiyor. Evet. Yani diyorsun ki bu bil. büyük ayı, bu küçük ayı, Hı. burada işte yay takım yıldızı var. Mesela Orion'la yani, özleşti. Işte, teknoloji mesela. olmayınca doğayla... Herhalde sanırım teknoloji evet, bil... bağımızı kopartıyor. Evet. iletişim kuruyoruz evet, herhalde. Şimdi, ve şimdi iyi bir ev vermişti İlkel o. toplumlar diyoruz ya şimdi düşünüyorum... İşte bazen. evet yani doğru şey bulundu. İlkel... E... Şimdi biz mi medeniyiz? Yediğimiz domates yapay. Evet. Bilmiyorum hani diyetiniz nedir ama yediğimiz çoğu şey yapay. Oradaki adam o ilkel dediğimiz bu sadece Türkler için kullanmıyorum. Çok daha sağlıklı resmi. bir dedi Ne derecede hayat insan hayatta kalma becerisiyle yani ilk evet. e, kuş yuvadan uçmadan önce ailesi bunu öğretir. Hayatta kalma becerisini biz öyle biz hani çoğaldığımız zaman e, görevimiz hayatta kalma becerilerini vermektir. Asli görevimiz hı hı hı. paralı özel okula göndermek falan değildir. Yani normalde buna programlıyız. Evet. Hayatta kalmayı öğreteceğiz. E, biz bunu ne kadar yapabiliyoruz ki şimdi teknoloji olmadan hayatta kalmayı bir sonraki jenerasyon bir sonraki bir sonraki ne kadar bilecek? Ama o Dogon kabilesi çok güzel hayatta kalabiliyordu. Kim Hala ilkel da var. şimdi? Hala da var. Evet kim ilkel? Yani oradaki Türk şamanizmi mesela kadın erkek hakları. Sosyal adalet. Hmm. Yani hırsızlık falan imkanı yok. Evet. Yani günümüzde modern dediğimiz toplumlar işte bahsettik. Yani Nazilerden konuştuk sizinle. Bosna katliamını anlattık. Yani çok yakın tarihler bunlar. Hmm. O dönemde de tabii savaşlar var. Yani çok kanlı dönemler. Ama hepsinin bir kuralı bir kaidesi var. Çünkü doğa kanunu bozmak istemiyorlar. Evet. Yani doğaya karşı müthiş bir saygıları Saygı var. Saygı var. Yani geyik hayvanıyla alakalı yani yüzlerce sayfalık makale çıktı karşımıza. Yani Türkler de geyik kullanıyorlar. Müthiş bir hayranlıkla incelemişler, irdelemişler. Evet. Yani. Hmm. Çoban yıldızı. Hmm. Yani müthiş bir kozmoloji geçmiş. Nasıl buldunuz? Ama Sirius gizemi gerçekten çok ilginç. Yani nasıl gördünüz o arkadaki de bu Sirius'u bir çift yıldız olarak tanımladınız. Bu sadece Türkler için değil, Güney Amerika'daki şamanlar için Ya bu kozmoloji bilgisini size kim verdi? Şimdi işte biz çok medeniyiz yani ilerliyoruz işte müthiş teleskoplarımız var, gök haritasına bakıyoruz. E Göbekli Tepe gözünüzü nasıl, hmm. nasıl bu kadar o sütunları diktiniz de onu o kadar denk ettiniz? Şimdi Karahan Tepe orada. Birçok tapınak var dünyada. Yani Mısır piramitleri var. Mısır piramitlerinden bence çok daha gizemli. Güney Amerika Aztek piramitleri var. Tamamen alanlar. Ee, Türklerde de var. Oradaki akustik. Yani akustik Çıkıyor, tabii. Evet. hayvan sesi çıkmıyor. Mesela kuşu mu? Bir şey evet. Onlar için kutsaliyet e, ifade eden bir kuş sesini. Mesela yılan elde sembolü. Elde Evet. Şimdi bir ortak bir sembolden bahsedelim. Sembollere girdiğimiz zaman. Şimdi Orta Asya'da da yılan sembolü çok özel. Güney Amerika'da da çok güzel. İşte Mısır'da da çok güzel. Hermes'in asasında görüyor bir sen bir hayvanın bu kadar farklı coğraflarda özel hale Kuyruğunu yiyen yılan. O Evet o O da Anadolu mitlerinde geçen çok bir geçer. Zaten evet. Anadolu yani bu konuda sınırsız kaynak. Hı, -hı. Bu Gök kalitesini nasıl incelediniz? Nasıl yaptınız? Yani bu şifacılık yeteneği. Şimdi bu şifacılık geçiyoruz ama otacılık. Kertlerde de var ki siz kertleri seversiniz. Yani Kelt, kelplerde seversiniz kelplerde de var. Yani yukarı, daha da yukarı çıkarsak İzlanda'da da var. Yani Güney Amerika'da var. Ve bu adamlar hastalık iyileştiriyorlar. Bir doktor gibi. Nasıl? O bitkinin, o insana o sıkıntısını gidereceğini nasıl öğrendiniz? Yani bunlar o kadar ilginç konular ki. Çünkü aynı ilacın farklı bir versiyonunu Güney Amerika'da görüyorsun. Veya bu ölmeden önce ölme kavramı. Ezoterizmde çok kullanılıyor Evet. Yani o ritüeli nasıl geliştirdiniz? Yani Türk şamanizmde de var. Güney Amerika'da da var. Mısır'da da var. Ve hala bunun ekolleri de devam ediyor dünyada. Ezoterik ekoller. Niye ölmeden önce, ölmeden önce ölme gibi bir deneyimi evet. şart koşuyorsunuz ki o diğer boyuta gidip tekrar gelmek zorunda. O şifacılığı kazanmak için. Yani sorular soruları takip ediyor ve bitmiyor. Şimdi daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hani bugün ÖYED alanında da ölüme yakın deneyimler alanında da şimdi benzer çağrışınlar karşımıza çıkıyor ya. Ölüme yakın deneyimleri işte yaşayanlarda veya buna tanık olanlarda hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Şamanizmden bu yana işte Eray Bey'in söylediği gibi ta karşımıza çıkan bu ölmeden önce ölmek meselesi hakikaten bir uyanışa vesile oluyor. Bir dönüşüm noktası, bir aydınlanma noktası olarak anlatılıyor. Hep işte dönüyoruz dolaşıyoruz. İlginç olan o zaman şamanizmde şamanların bunu keşfetmiş olması. Ee, çok ilginç. Bunu deneyimleyip de buna bir yer açması yani bu, bu, bunun önemli bir alan olduğunu ifade etmesi ve bunun hala bugün devam Söylediğiniz malum dizi platformunda şimdi ikinci sezonu yayınlandı bir dizi var. Türk yapımı bu malum e, bir psikiyatrın e, şey yaptığı kitabından e, senaryo çevrilen bir dizi. Orada bile ölmeden önce ölmeyi e, Burgu yapılıyor. Hani bir şekilde bu canlandırılıyor. Arabayı suya atıyor falan filan. Ondan sonra her şey değişiyor. Her şey... Ya bu kavram bugün hala devam eden bir kavram. Çünkü kökleri ne çok derin. Evet. Kökleri çok derin. Şimdi burada Türk bunu kara su dedikleri bir suyla yapıyor. Hı. Hmm. Ya yani bir sıvı içiriyor ve o bilincini kaybediyor. Çünkü hakikaten bilinci yerinde o bir, olan biri bir kartal tarafından etlerin parçalandığını görse Kafayı yer, delirir yani. Hayır bir de her seferinde de aynı şey görülüyor. Her seferinde aynı deneyim. Kartal Hiç, tarafından yenmek. Artık orada nasıl bir telkin yapılıyorsa o bilinç evet, evet. Yani orada mutlaka bir telkin yapılıyor. Orada birisi onunla konuşuyor. Kartal geldi şu an. Hmm. Yani Çünkü mesela kartal niye? Türklerde çok kutsal. İşte kurt kadar kutsaldır kartal. Anadolu Selçuklu'da çift başlı kartal vardır. Bugün Habsburg Hanedan'dan bahseder. Anadolu Selçuklu çok daha önce kullanmıştım. Niye kartal'ı bu kadar Türkler olarak meraklıyız? Niye da bu kadar meraklıyız? Niye mesela e, ayı biraz daha geri planada kurt önde? Çünkü Sirius'la alakalı bir bağlantı var. Bunun daha izleri daha tam net değil, daha tam ortaya çıkmadı. Onlar da bir gün ortaya çıkacak. Türklerin işte Sirius'tan geldikleri de dair iddialar da var. Hani sembolik olarak oradan bir ilham alındı diyorlar. Hı hı. Bu da bir iddia ama tabii tam ispatı yok bunun. Ancak ispatı olmayan ama çok ilginç konular var mesela. Snorri Sturluson diye bir İzlandalı bir politikacı ve şair var. 13. yüzyılda yaşamış. Evet. Döneminin ki İzlanda bir Viking toplumu. Döneminin sana en etkili entelektüellerinden biri. 13. yüzyılda iki tane el yazması yazıyor sagalar olarak. Burada diyor ki Odin Türkland'dan geldi. Şimdi Vikingler Türk mü? Kızıl Türk? Mü? Evet. Soru komik. Ama arkada da böyle bir kaynak bulunca bir saniye diyorsunuz. Mesela yine bir Viking destanı. Yingli. Yingli destanı diyor ki Odin tüm ülkesini ve dünyayı ziyaret etti. Orada 12 akrabasını buldu. O yine Türk bir sorusu karşımıza çıkıyor. Ya manipüle edildiği şekliyle değil de bu kaynaklara dayanarak. Şimdi kaynaklar bunlar, bu soruyu doğuruyor. Bunları yazanlar bizim yeni nesil spiritöristler değiller. Bir tanesi destan. Bir tanesi 12. 13. yüzyılda yazılmış. Yani İzlandalı bir Viking yazıyor bunları. E, geldiği zaman şimdi bu, bu tip dokümanlar karşıya çıktığı zaman tamam bunlar tarihin alanı, coğrafyanın alanı ama bir, bir gariplik ortaya çıkıyor. Ki baktığınız zaman Türk şamanizmi ile paganizmi arasında bağlantılar çok dikkat çekici. Evet. Ve bununla ilgili araştırmada şu karşımıza çıktı. Acaba şunu düşündük. Her gerçekten bir Türk şaman hani bir şekilde oraya ulaşmış olabilir mi? Çünkü çok gelişmiş bir toplumdan gelmiş olacak. Şimdi soğuk bir coğrafyaya gidiyorsunuz. Düşünün. Savaşçılık yetenekleriniz var. Şifacılık yetenekleriniz var. Kozmoloji bilginiz var. Bir toplum böyle birini gördüğü zaman Güney Amerikalıların İspanyolların Redis çökmesi gibi olur. Yani, tanrılar geldi. Hı. E, şimdi yılan sembolü Jormungandr olarak orada adlandırılıyor. Midgard Serpent olarak diyorlar. Bizde de kutsal. Hatta ejderha sembolü. Evet. Çok ilginç. Evrendir onun Evren kelimesi zaten oradan türemişti. Orada da kutsal. Yani o kadar benzerlikler var ki. Şu, bu tabi şu iddiayı da ortaya çıkartıyor. Şimdi Mu ve Atlantis kolonilerinin olduğunu, medeniyetlerin olduğunu düşünürsek ortak bir kültürel miras görürüz. Yani çünkü Viking toplumu ile Türk toplumu arasında korkunç bir coğrafi mesafe var her şeyden önce. Ya yani oraya ulaşmak bile dönemin şartları. Semboller şöyle. nasıl oluyor? Ama diyor semboller da nasıl şey. ortak oluyor? Yani Viking toplumundaki benzerlik hatta Güney Amerika'daki toplumla benzerli. Svastika sembolü gibi evet. Güney Amerika'da var. Nasıl oluyor bu? Yani o sembol hem Budistler, Türkler, işte Avrupa toplumları nasıl oldu da Güney Amerika'da Bu tür sorular tabii korkunç soruları beraberinde getiriyor. Ama işte dediğim gibi yani bu Göbekli Tepe örneği hı hı. gerçekten bizim bütün algımızı değiştirecek. Ve ben her zaman da şunu iddia ediyorum. Anadolu topraklarında şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu topraklarda ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı sıkıntıların büyük bir bölümü de bu tarihi eserlerle alakalıdır. Öyle tapınaklar ortaya çıkacak ki teoloji alanında korkunç değişiklikler olacak. Yani Göbekli Tepe aslında bir son değil. Ki evet. altıda kazılmadı daha. Yani altıda kazıldı ama daha, evet. daha başka neler de çıkacak. Bu değerler toprak altında kalmayacak zamanı gelince. Evet, tabii. Evet, çıkacak. Inanıyorum. Mesela tarzı gizem. Evet. Kimse ne olduğunu tam olarak söylemiyor. Detaylı konuşulmuyor bile. Ne olduğu bilmiyor. Bunu Hiçbir kuzartta. şey yoktuysa niye o kadar gündem oldu? Yine bilinmediği açıklanmadığı şimdi, için üzerine bir sürü teori üretildi. Niye şimdi böyle oldu? Teoriler de bazen sunandırmak için yapılıyor. Yani ha, bu saçma bunlar. Komplo teorisi. Hı. Yani bazen bir şeyi gizlemek için en göz önüne koyarsınız ki görülmez. Göz önüne koymanız gerekir. Ama bence Tarsus da çok gizemli. Oluyor. Evet. Çünkü Tarsus dediğiniz yer Tapınakların zamanında üstüydü. Ve bulundu orada. Belki gnostik, hiç kimsenin bilmediği bir İncil ortaya çıktı. O gizemini yani konuşulur olmaktan çıkarmak için şimdi satılığa çıktı 3 5 kuruş 3 5 kuruş dedim. Yani o kadar merak uyandıran bir yerin o o değerde satılması çok ilginç geleceği için ama hiçbir şey yokmuş gibi bu 5 kuruşa satılıyor artık burası imajı için. Şimdi satılığa hmm. da çıkarıldı ama orada bir şey oldu. Bu tip bu tip tabii keşifler yani tarihi değiştirdiği için bunların üzerine gitmek de zor. Hı -hı. Yani Göbek alakalı alakası Karahan Tepe yani gördüğümde oranın bir bu konulara ilgi duyan birisi oranın bir kurban ritüeli için tasarlandı ki orada da bir yılan, insan başlı bir yılan görürüz. Yılan sembolü orada da karşımıza hmm. çıkar. burada Göbeklitepe'den farklı olarak T sütunlar yoktur orada daha farklı sütunlar vardır. bunları gördüğünüz zaman çok farklı düşünceler kaplıyor insanı. Yani burada ne yapılıyordu? burası bir kurban ritüelinin gerçekleştiği evet. bir yere benziyor. Çünkü Aynı. İlhan e, insan kadın mı yoksa cinsiyetsiz mi? Erkek. Hı -hı. Erkek. Erkek suratı yani hatlar daha erkeksi. Hı -hı. Ee, şimdi yine konu konuyu açıyor. Odin Türk, Türk ülkesini ve dünyayı ziyaret etti. Orada 12 akrabasını buldu. Şimdi 12 artı Odin 13. Hı -hı. 12 avari artı İsa. 13. Niye mesela 12 akrabasını buldu? Yani bunlar tabi gizemin içinde gizem. Evet. Sırın içinde sır. Ama Vikinglerle alakalı Türk toplumlarında bu kadar benzerlik çok şaşırtıcı. İşte Tanrı Ülgel'le Odin'in eşleşmesi gibi. Yani her figürün işte Umayana. Umayana Freya. Evet. Viking, Norseman Freya'dır karşılığı. Hep bir karşılığı var ama e, galiba Yunan mitolojisinde de benzer karşılıkları var. Yani, o ne kadar daha popüler ve baskın olsa da... Şimdi e, Yunan mitolojisi daha popüler ve baskın. Şunu söylememe izin verin. Buyurun. Gerek Orta Asya'daki Türk Şamanizmindeki Tanrı-Tanrıça kültürü çok politeist şey. hı hı. Gerek Kuzey Avrupa'daki Yunan mitolojisinin çok özel. Yani Yunan mitolojisi tamamen aslında Mısır alıntılarının, Mısır medeniyetinin üzerine inşa edilmiş bir yapı. Çok değerli filozoflar yerleşti. gerçek hayat buluyor ve konuşuyorlar. Çok normal... Ama arka planda o kadar da yani biraz Zeus'la alakalı hani arkası o kadar evet. dolu ve bir noktadan sonra Zeus'un keyif alemlerinde yaptığı yolculuklara tanık oluyorsunuz ama e, Norse paganizmi veya Türk şamanizmi çok daha dolu çok. ve sembollerle çok daha kuvvetli. Abi biz ama hala günü... Boğazımızı Bosporus diye tanıt Bosforus diye tanıtıyoruz. İşte biz de yani haftanın günleridir, saatidir, bilmem ne her şey Yunan mitolojisi e, hakim kültür evet, mesela Arapçanın 200 yıl 200, 200 e, hakim olduğu bir dönem vardı. Yine. Çünkü niye? Bilim dili o dönem. O dönem hı. bilim Arapça yapılıyor. Daha sonra diğer dili. Yani siz aslında hakim olduğunuz zaman bütün toplumu da şekillendiriyorsunuz. Evet. Ee, Türkler üzerinde şunu söylemek lazım. Ee, kadın erkek eşitliği anlamında diğer uluslardan çok daha öndeler. Yani. Evet. Diğer Asya toplumlarından da çok öndeler. Yani Japonya, Çin. Orada da kadınların pek yok. Tam tersi devlet yönetiyor. Karar alıyor. Hı hı. Ee, Katıl ve yani Cengiz Han gibi bir lider ki Cengiz Han hani çok başarılı bir askeri hı hı. asker lider o izin alamadan sefer ve sefere bile çıkamazsın. Saygı duyuyor. Önerisini hmm. alıyor. inanılmaz danışıyor bir Müthiş bir saygı var Dualite kadın çok prens. önemli bir sembol figür. Dualite prensibi beşeri evet. inanıyorlar. Ee, yani kadının zaten nerede bu denge bozulursa eee dengenin bu... Kaos geliyor. Evet kaos geliyor. Ya yani doğanın düzenini ne bozmamaya çalışıyorlar. Geriye atarsan kadını şey geliyor. Bu, ya, zaten orada zaten o, o coğrafyada evet. Hani, tarihin diğer tarafına bakarsak hı hı, sıkıntı var orada bir şey ama Türk şamanizmi özelinde bizim hala geleneklerimizde ritüellerde yaşıyorlar zaten. En basit misafir gidiyoruz arkadan su döküyoruz. Tamam erkek şamanizmi. Eleştirdiğim şey mesela ee... Evet mum üflemek, ee, ondan sonra işte doğum gününde mum üflemek, pastada mum üflemek gibi bir takım şeyler İslami gelenek değil diye karşı çıkılır. Çoğu temeli bilinmeden buna karşı çıkılır. Baktığınızda bunu paganizmden geldiğini görüyorsunuz. Ama e, ölenlerin üzerine bıçak, bıçak koyuyorsunuz koy. ama bu da şamanizmden Tabii geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu bilmeden hani mum üflemek günahtır deyip mesela fetvalar veriyorsunuz ama ölenlerin üzerine bıçak koyuyorsunuz. ya. Bunun çok iyi araştırılıp da e, ortaya bir tez bir bilgi yani bilgi paylaşımı yapılması gerekiyor. Yoksa yaptığınız birçok şey... Hayır şunu yapmıyorsunuzdur şaman izinden geldiğini bildiğiniz için belki ama... Bu bir el alışkanlığıdır. Çoğumuz yaparız bunu. Mesela ay, ahşaba vurmak. Evet. Ağaçlara mesela ağaçlardan. Ağaç yani ay tutulduğunda, de. doluna ay tutulması, güneş tutulması olduğunda ağaçlara vurmak. Hani kötü ruhlardan korunmak o, için o, ağaçların gürültüsü bir o gelmiş gelmiş buraya tahtaya vurmak. O kadar çok o kadar çok ritüel var ki bir de şöyle bir şey unutmamak lazım. Şimdi her din A süsleme de hatta Nuray'ca Türk aslında geleneği olduğunu söyler o, o değil hatta mual Noel babanın yine geyikle evet. yani niye geyik yani geyik Türklerle göksel e araba ee, şu şekilde her din bir önceki dinin mirasıdır aslında yani hiçbir din sadece yüzde dinlerinin... radikal olarak gelip bunları yasaklıyorum, bunlar benim değil. her din birbirinin üzerine gelir yani evet. bugün baktığımız zaman teolojik anlamda bu tip ritüellerin hala yaşaması çok normal Evet. yani bugün bu Hristiyanlıkta da kendinden önce gelen dinin devamıdır i̇şte İslam'da da vardır bu, bu çok normal çok, bir süreç çünkü insan kültürel bir varlıktır mi? mitolojik ögeler görmemiz de çok şaşırtıcı değil yanışlarda yani, o anlamda Barbu'nun Salettin'in sancağında işte Davut yıldızını görmek evet. işte Anadolu Selçukların çift başlı kartalı benimsemesi, cami işlemelerinde pentagramların veya davutunuzun heksagramlarının görülmesi. Bunlar hep aslında Türk kültürünün yansımasıdır. Ve bunları reddedemezsiniz. Zaten şu an mesela Türk polis teşkilatı çift başlı kartaldır mesela. Hı -hı. Yani Konya Spor'da bir futbol kulübümüz var. Çift başlı kartal. Evet. Beşiktaş kara kartallar zaten. Bunlar Hı -hı. Ortodoks Kilisesi'nde mi gördüm ben Balat'ta bir yerde de var yalnız. Çok geniş bir sembol. Evet. Çift başlı kartal. Doğu'ya ve yani Batı'ya. Avrupa, Doğu'ya ve evet. etmeden. Roma İmparatorluğu döneminde kullandı. Nazilerde kullandı. Yani semboller sadece bir millet için değil, Tüm dünyanın ortak mirasıdır aslında. Hı hı. Yani pentagramı gördüğümüz zaman 50 tane farklı şey çağrışır kafamızda. Ama orijini ben de nörolojiye katılıyorum. Türklerle alakalıdır. Çünkü çok geniş bir kozmoloji geliştirmişler. Yani Mars'la alakalı, Jüpiter'le alakalı savaş tanrısı. Mars mesela savaş tanrısı olarak gelip, hı hı. gözüküyor Türklerde. Avrupalılar Atilla geldiği zaman Hun İmparatorluğu Diyorlar ki yine Mars'tan bir kılıç geldi. İşte bu Mars'taki kılıcı ile oynuyor. Biraz önce bahsettik. Kur, kur, kur kurt adam sembolizması. Tamamen yani Türklerle alakalı. Evet. Türklerle özdeşleşmiş. Atatürk'ün bozkurtla kavramı. Tamamen yani Türklerle özdeşleşmiş. O yüzyıllardır o kafaya işlenen işte bir Türk gelecek. Bir kurt yol gösterecek. O kurt Türkleri alacak, götürecek. Bir o zaman da o kurtarıcı Atatürk'tür. Onu kurtla özdeşleştirdiler. Ki Atatürk'e baktığınız zaman sarışın yani. Kurtlu pek Özdeşleşilemeyecek bir tipe, tipolojiye sahip ama Hı. algı bunu bir şekilde yapıyor. muhteşem bir konu bu. Yine sizinle konuşmak çok keyifli oldu. Eray Bey, yani e, toparlıyoruz süreden dolayı toparlıyoruz ama çok konuşulacak bir konu farklı şekillerde, farklı yan başlıklarla belki bu konuyu biz yine Gireriz, kendisi İnşallah, uygun olursa. Eray Bey, çok çok sevindik Üstad. Gerçekten de, iyi ki geldiniz. Ben de çok mutlu oldum. Sizinle program yapmak, ekipte çalışmak büyük bir keyif. Çok teşekkürler. Başarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Yazar, araştırmacı diye özellikle söylüyorum, araştırmacı yazar Eray Emin Aydemir'le yine çok kaliteli bence. Bilmiyorum, sizler de öyle düşünüyorsunuzdur zannediyorum. Çok Çok arşivlik bir program daha yapmış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Herhalde tekrar teşekkür Ben teşekkür ederim.